Arkadaşlar merhaba. Sizlere Balya'nın, Dalaman'ın en güzel plajlarından biri olan, en güzel koylarından biri olan Sarsala Koyu'ndan sesleniyorum. Burayla ilgili bir video çekmiştim. Mutlaka o videoyu izleyin. Yolunuz buralara düşerse de Sarsala Koyu, ikinci koyu, aşı koyu, özellikle aşı koyu arkadaşlar inanılmaz temiz ve suyu çok güzel. Mutlaka buralara uğrayın. Normalde bu yayını canlı yapacaktım. Fakat burada internet kalitesi çok çok iyi değil. Çekiyor ama çok iyi değil arkadaşlar. Takılmalar oluyor. Problem yaşamamak için böyle kayıt yapıp çekeceğim ama video yayınlanırken chat bölümünde online olacağım. Artı yayınlandıktan sonra da videonun altına gelen mesajları cevaplandıracağım. Yani video esnasında online olacağım. Mesajlarınızı, soru görüş eleştirilerinizi bekliyorum. Çevreden ufak tefek sesler geliyor. Onları da inşallah mazur görürsünüz. Yani yapacak bir şey yok. Burası birazcık gürültülü. İdare edin diyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yine Galatasaray'a menajerlerin önerdiği bir futbolcuyla başlamak istiyorum yayınımla. Mısırlı bir futbolcu. Mustafa Muhammed. Bu oyuncu Galatasaray'a önerilmiş durumda. Zamalek takımında oynuyor. Santrafor pozisyonunda oynuyor. Açıkçası maliyeti çok yüksek değil. Normalde ben santrafor transferi beklemiyorum. Biliyorsunuz bunu hep söylüyorum. Santrafor yani yüksek ücret vererek, büyük ücret vererek, bonservis artı oyuncuya büyük para vererek santrafor gelmesi mümkün değil. Galatasaray'ın satış yapması gerekiyor. Ama Zamalek'in bonservisi 1 milyon euro civarı yaklaşık. Maksimum 1 milyon euro diyelim. Oyuncunun da 1 milyon euroya yakın bir beklentisi var diye düşünüyorum. Toplamda 2 milyon euroluk bir santrafor, gelecek vadeden bir santrafor transferi gerçekleşebilir mi? Olabilir. Oyuncuyu birazcık araştırdım sizler için. Zamalek'i biz Metin Dirim'le beraber iddia kuponlarımızı alıyoruz. Zamalek takip ettiğimiz bir takımdı. Yani ofansif bir takımdı aslında. Oranın da başarılı futbolcularından biri Zamalek takımının. 22 yaşında 1.85 boyu var arkadaşlar. En büyük özelliği ilk vuruşta bitiriyor arkadaşlar. Yani topu alayım, tutayım, kontrol edeyim, şöyle bir kafamı kaldırayım, vurayım değil. Gelişine vuruyor ve çok muntazam vuruyor. Böyle birçok golü var Mustafa Muhammed'in. Açıkçası beğendim. Kafa toplarında fena değil. Kafa toplarıyla iş yapabilen bir futbolcu. 85 maçta 27 gol, 7 asist yapmış. Tabii Mısır Ligi'nde yapmış. Mısır Ligi bizim ligimizde çok fazla karşılaştırılamaz. Ama yetenekleri ve Türkiye Ligi'ne adapte olması durumunda fark yaratacak genç bir futbolcu olarak gözüküyor. Yeni Muhammed Salah diyorlar kendisine. O da biliyorsunuz Mısırlı. Açıkçası ben oyuncuyu beğendim. Asya Şampiyonlar Kupası'nda da Şampiyonlar Ligi'nde de 9 maç 3 gol 3 asist yapmış. Yani Galatasaray'da iş yapabilecek bir futbolcu. Menajerler önermişler. Ekonomik durum el verirse bu transfer neden gerçekleşmesin diyorum. Ama tabii yönetimin bu tarz transferleri bitirme konusunda karnesinin zayıf olduğunu da hepimiz görüyoruz. Dün Twitter'da bir hashtag vardı. Herkes bizim söylediğimiz, daha doğrusu beni yani yönetimi eleştirenlerin söylediği noktaya geldi diyelim. Orta saha transferi nerede? Ortada transfer yok şeklinde iki tane hashtag vardı. Ben de yazdım. Yani maalesef yönetim transfer konusunda çok başarılı değil. Başarılı oldukları noktalar var. Tutumlu olmak, UEFA ile ilişkileri iyi götürmek vesaire vesaire. Ama başarısız oldukları nokta da bu. Transferde çok sıkıntılılar. Muhammed Mustafa veya Mustafa Muhammed diyelim Galatasaray'a önerilmiş durumda bu santrafor. Bakalım Galatasaray'a gelecek mi, hep beraber takip edeceğiz. Gelirse ben iş yapabileceğini düşünüyorum. Maliyeti de çok yüksek olmadığı için Galatasaray satış yapmadan belki bu transferi gerçekleştirir. Geçtik Oscar Cabezas'a. Oscar Cabezas bana göre Galatasaray'ın çok ihtiyacı olmayan bir futbolcu. Mevcut şartlarda ama. Marka'yı satarsanız hikaye değişir. Şu görüntüde Galatasaray'ın çok fazla ihtiyaç duymadığı bir futbolcu. Ama Özgür Sancak, ki ben kendisine çok inanırım ve oyuncunun menajerlik şirketiyle de görüşmüş. Galatasaray'la anlaştığını söylüyor. Yalanlayanlar var. Özgür'ün bu konudaki videosunu da seyrettim YouTube kanalında. Özgür açıklamayı yapmış. Yani iki tane menajeri var oyuncunun. Ve menajerlerden bir tanesi menajerlik şirketini devre dışı bırakmaya çalışıyor. Bu yüzden bu transferi yalanlayıp duruyor.
Bunu göreceğiz. Yani gelip gelmeyeceğini bilemiyorum ama gelmezse de ben Özgür Sancar'a tepki gösterilmesine karşıyım. Özgür Sancar çünkü sonuç itibariyle oyuncunun diğer menajeriyle temas kurmuş ve ona güvenerek bir bilgiyi paylaşıyor. Burada tepki göstermek yerine teşekkür etmek lazım. Özgür'e ben hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum bu oyuncuyla ilgili detaylara ulaştığı için. Diğer taraftan sol stoper pozisyonunda oynayan bir futbolcu. 23 yaşında ama sakatlıktan çıktı. Son yıl performansına ulaşamıyoruz ama daha önceki maçlarını detaylı bir şekilde araştırdım arkadaşlar. Burada tatildeyim ama sabahları çok erken kalkıp bir gündemi tarıyorum ve araştırmalar yapıyorum. Bu oyuncuyu da uzun uzun araştırdım. Galatasaray'ın 3+1 sözleşme teklif ettiği söyleniyor. Ben oyuncunun birazcık özelliklerine baktım. İlk müdahalesi çok iyi ve kayarak müdahale yapmayı seviyor. Ama temiz müdahaleleri. Ha riskli mi? O kayarak müdahaleler beraberinde kart getirebilir mi? Getirebilir ama oyuncunun özelliklerinden biri bu. Kayarak müdahale yapmayı seviyor. Pasta çıkabilen bir futbolcu. Dribling yeteneği var. Yani sağ görüşü ve topu oyuna sokması iyi. Kafa toplarında başarılı. Çabuk bir futbolcu olarak gözüküyor. Ama eksi yönleri ne arkadaşlar? Eksi yönleri şu. Bir yıldır top oynamıyor ve Avrupa'ya, Türkiye Ligi'ne adapte olabilecek mi? Bilemiyoruz. Soru işareti var. Açıkçası ben bu transferle ilgili tereddütlerdeyim. Ha, şunu gördüm arkadaşlar. Sol bek oynayabilecek bir futbolcu bu. Yani Marco A giderse stoper oynar, sol stoper oynar ama Marco A kalırsa Saracchi'nin performansı yetersiz gözükürse, randıman vermezse ben Oscar Cabezas'ın sol bek oynayabileceğini düşünüyorum. O çabukluğu var. Belki ofansta Saracchi'nin yaptıklarını yapamaz. Çünkü Saracchi sağ görüşü çok iyi olan bir futbolcu. O kanat bindirmelerini çok iyi yapan bir isim. Orta kalitesi iyi. Ceza sahasına girişleri iyi ama Oscar Cabezas'ın bu yetenekleri çok fazla yok. O bindirmeleri o da yapacaktır ama vereceği paslar, yapacağı ortalar Saracchi kalitesinde olur mu? Soru işareti. Diğer taraftan tabii ki de Oscar Cabezas'ın ben çabukluğu sebebiyle çok ciddi bir hızı var, çabukluğu var. Ben sol bek pozisyonunda da oynayabileceğini düşünüyorum. Fatih Terim sol bek olarak düşünüyor olabilir. Süleyman Luş'a neden lisans çıkartılmadı demiştik. Süleyman Luş'a ihtiyaç var demiştik. Saracchi orada tek demiştik. Ve Süleyman Luş'un lisansı da çıkartıldı. Dün ben bir yayın paylaştım Süleyman Luş'un lisansı yok diye. Ben o yayını paylaştığımda, yani videoyu çektiğimde sonrasında Süleyman Luş'un lisansı çıkartıldı. Bu bilgiyi paylaşayım arkadaşlar. Ve ben çok sevindim çünkü Süleyman Luş'u, Bartu Elmaz'ı, Atalay Babacan'ı, Ali Yavuzkoğlu, birçok genç futbolcumuzu bu sezon araştırıp sizlere onlarla ilgili videolar çekmiştim. Süleyman Luş'a da çok güvendiğimi belirtmiştim. Ben Süleyman Luş'un bu gireceği rekabet içerisinde belki Saracchi kadar oynayamasa bile birçok maçta formayı kapabileceğini düşünüyorum. Süleyman Luş'a başarılar diliyorum. Lisansının çıkması beni bir gazeteci olarak, bir Galatasaraylı olarak çok mutlu etti. İnşallah lisansı çıkartılan genç futbolcularımız Galatasaray'da etkili oynarlar, iyi performanslar verirler. Bize tatlı sürprizler yaparlar. Yani onları kadroda görmek bizleri mutlu eder. Şimdi Martinez takımdan ayrılmak istiyor şeklinde bir haber var bende. Marko'nun da beni satarsanız mutlu olurum dediğini duyuyorum arkadaşlar. Ki Oscar Cabezas transferi de belki de bu bağlamda gündeme geliyor. Ama özellikle Martinez Omar El Abdülay'ın transferinden çok rahatsız olmuş durumda. Biliyorsunuz geçen sezonda ligin ilk yarısında lisansı çıkartılmamıştı. Ona da tepki göstermişti. Açıkçası Dorukhan'la beraber takas edileceği yönünde bir takım söylentiler var. Dorukhan Tokoz ve Martinez takası gerçekleşecek. Beşiktaş Martinez'e teklif yapmış ve Galatasaray'da Dorukhan'ı istemiş. Ha bu takas gerçekleşir mi? Bence gerçekleşmez. Beşiktaş Dorukhan'ı Martinez'le takas etmez. O ayrı. Ama böyle bir durum olduğunu, özellikle Martinez'in mutsuz olduğu için takımdan ayrılmak istediğini sizlere belirtmek, sizlere aktarmak isterim. Ben Martinez'in rotasyon dahilinde kadroda tutulması gerektiğini inanıyorum. Çok zorunlu hallerde onu sol beke de atabiliyorsunuz. Belki oynadıkça da hücum yeteneklerini de geliştirebilir. Yani ne olursa olsun en uzun ve en çok en tempolu sezonu yaşayacağız. Hem maç adedi fazla hem
süre kısa arkadaşlar. Her hafta iki maç olacak. Hatta işte Avrupa ile beraber inanılmaz bir trafik olacak. Böyle bir sezonda mutlaka sizin her pozisyon için en az iki artı bir tane de joker oyuncu bulmanız gerekiyor. Yani iki tane iyi sol bekin olacak veya iki tane iyi sağ bekin olacak. Bir de orayı oynayabilen üçüncü joker bir futbolcuya sahip olacaksın. Bunu başardığınız zaman bu sezonu kazasız belasız tamamlarsınız. Ben böyle baktığım için bu bağlamda açıkçası Martin Linnes'in Galatasaray'da kalması gerektiğine inanıyorum. Ama Dorukhan'la takas edilirse ona da hayır demem. Zararlı çıkan Beşiktaş olur. Çünkü Dorukhan gerçekten sakatlığını tam anlamıyla atlattığı zaman box to box oynayabilen, hücumda da savunmada da fark yaratabilen bir futbolcu oluyor. Ben Dorukhan'ı isterim. Fikstürle ilgili bir yayın çekmiştim biliyorsunuz. Süper Lig fikstürü şu an Galatasaray'ı mağdur etmiş durumda. Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe seyirciyle yenebileceği iki rakibine karşı seyircisiz oynayacak. Ve maçların rövanşı da seyircili olacak. Bu inanılmaz bir dezavantaj Galatasaray için. Galatasaray'ı mağdur eden bir durum oluşmuş durumda. Galatasaray fikstür için itiraz edecek Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bazı önerilerde bulunacak. Özellikle iki maçında seyircili veya iki maçında seyircisiz oynanması için bastıracak Galatasaray. Bir de Fenerbahçe maçının seyircisiz oynanacak olması kombine satışlarını da olumsuz etkilemiş gibi gözüküyor. Çünkü taraftarlar bilet alırken, kombine alırken buna çok dikkat çekiyorlar sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorlar. Yani Fenerbahçe maçları için kombine alan arkadaşlarım var benim. Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacaksa neden kombine alalım diyen insanlar görüyorum ben. Bu bağlamda Galatasaray'ın bu fikstür itirazı bence çok önemli. Hoş bir şey elde edileceğini düşünmüyorum. Önceden mücadele edilmesi gereken bir durumdu. İtiraz etmeliydi Galatasaray kulübü. Bunu yapmadılar, yapamadılar. Şimdi toparlamaya çalışacaklar. Birazdan buradan bir kamyon geçecek arkadaşlar. Yürültü için özür dilerim ama tatil modundayız. Beni idare edeceğinizi de biliyorum. Bir de YouTube'un en güzel özelliği bu. Yani doğal yayınlar yapılıyor. Doğal ortamda yayınlar yapılıyor. Kamyonun da geçmesini bekleyelim. Sizlere aktarmak istediğim bir konu daha var. Orta saha transferi. Birazdan kamyon geçtikten sonra orta saha transferini de konuşalım. Arkadaşlar şimdi orta saha için birçok futbolcuyu yazdık, çizdik, konuştuk ama hiçbiri olmadı. Şimdi iki tane genç isme yönelmiş durumda. Bunu Süleyman Rodop, Süleyman abi de paylaştı. Galatasaray iki tane potansiyelli genç futbolcunun peşinde. Koulibaly olmadı, Yakup Moder olmadı, Bellegarde olmadı, Nampal Mendy olmadı. Aklıma bir anda gelenler bunlar. Jefferson Lerma, Lemina, Seri eski futbolcular olmadı. Galatasaray şimdi iki tane genç futbolcuyla ilgileniyor. Bunlardan bir tanesi, hep söylüyorum size arkadaşlar, görüşmeler devam ediyormuş. Bir tanesi Yunanistan Ligi'nde forma giyen genç bir futbolcu. Bir tanesi TFF 1. Lig'de oynuyor bana gelen bilgilere göre. Bununla ilgili çeşitli isimleri yazdınız, çizdiniz. Öyle bir oyuncunun da olduğunu belirtelim. Galatasaray orta saha transferini bitirmek için çalışmalara hız verdi. Ama ne zaman sonuç alır? Orta saha transferi ne zaman biter? Ben bu yönetime baktığımda lig başlamadan Galatasaray orta sahayı bitirir şeklinde bir cümle kuramıyorum. Hiçbir şekilde bu konuda emin olamıyorum. Yani mutlaka iki tane orta saha alacaklar. Ya Fatih Hoca'nın istediklerini alacaklar ya da Fatih Hoca'nın istediklerini alamadıkları için, ki tablo böyle gözüküyor. Menajerlerin isterseniz siz şunu getirebiliriz, isterseniz bu futbolcu şu paraya Türkiye'de oynayabilir diye. Menajerlerin önerdiği futbolculara Fatih Terim'i ikna edip Galatasaray'a transfer edecekler. Çok karamsar da değilim, çok pozitif de değilim. Böyle acayip sürpriz iki yıldızla beklemiyorum. Ama öyle bir şey olursa, iki tane gerçekten çok yetenekli orta saha oyuncusu gelirse yine özel yayın açarım. Yönetimi tebrik ediyorum. Hepimizi ters köşe yaptılar. İki tane yıldız oyuncuyu takıma kazandırdılar dedim. Ama bu oyuncuların çok geç de gelmemesi gerekiyor. Siz ligin 2-3 haftasında orta sahasız oynadığınız için ligi havlatarsanız sonra gelecek yabancının veya yeni transferin size ne faydası olur? Ki en önemli, iki rakibinle seyircisiz ve kendi evinde oynayacaksın. Yani o maçlarda tam kadro hazır bir şekilde çıkman lazım.
Başakşehir'in kimyasını biliyoruz. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler gözümüzün önünde. Sürekli transfer yapan, geçen sezona göre çok kuvvetlenmiş bir Fenerbahçe var. Sen bu orta sahaları ne zaman getireceksin? Takıma ne zaman adapte edeceksin? Ne zaman faydalanmaya başlayacaksın? Açıkçası yönetim bu noktada sınıfta kalmış durumda. Galatasaray bu sezon başarısız olursa en büyük paylardan birini ben transferleri bitiremeyen, geç bitiren yönetime keserim. En büyük faturayı yönetime keserim arkadaşlar. Bazı gazeteci arkadaşlar bazı paylaşımlar yapıyorlar. Tabii yönetime yakın olduklarını da düşünüyorum arkadaşlar. İyi ilişkiler içerisinde olduklarını düşünüyorum. İşte Fatih Hoca takımdan, girişattan çok memnun. İşte kadro 11 şekilleniyor falan filan diye. Ben Fatih Hoca'nın mutlu olduğunu, memnun olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın eksik olduğu noktalar belliydi. Seri Lemina gitmiş durumda ve orayı çözebilecek transfer de yapılamadı. Bu durumun ben Fatih Hoca'yı mutlu edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ve bir gazeteci olarak, sorumlu bir gazeteci olarak iyiye iyi dediğim gibi yanlışa da yanlış demek istiyorum. Bu bağlamda bence problem var. Bir de anons yapılacak şimdi plajda arkadaşlar. Doğal ortamda yayın yapıyorum diyorum ya. Diğer taraftan çalışan insanları görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Evet, dikkat ediyoruz. Tüm Sarsala plajımıza hoş geldiniz. Sarsala plajıyla ilgili bir anons olacak. Sarsala Gündemi'nin önünde tesisinde köylü limanlar ve ateşli semaver kullanmak tehlikeli ve yasaktır. Semaver yasakmış arkadaşlar. Sarsala'ya gelirseniz mangal ve semaver... Lütfen sigara izmaritlerinizi ve çöplerinizi yerlere ve denize atmayınız. Evet, sigara ve izmaritleri yerlere denize atmıyoruz. Bunları biliyoruz zaten. Dikkat edin. Şezlong bölgesinde ve restoran bölümünde kabuklu kuru yemiş yemek ve çekirdek çiftlemek kesinlikle yasaktır. Kabuklu kuru yemiş ve çekirdek de yasak. Süper. Bitsin artık ya. Son cümlelerimi edeyim. Yani çayırlarınız için lütfen güvenlik şamandıraları terk etmeyiniz. Şamandıraları da geçmeyin. Şamandıra dışında yüzen vatandaşların dikkatini. Yüzmeyi biliyorum. Yaklaşan tekneler ve hızlı botlar can güvenliğinizi tehlikeye atacaktır. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte belediye çok güzel. Sayın anneler babalar, lütfen çocuklarınızı kontrolsüz bir şekilde sahile bırakmayalım. Çocukları da sahile bırakmıyormuşuz arkadaşlar. Bitti mi? Bitti herhalde. COVID-19'la mücadele kapsamında maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenini lütfen özen gösterelim. Evet, el hijyeni, sosyal mesafe, maske kullanımı, bunlara da dikkat ediyoruz. Yaklaşık 22.06.2020 tarihinden itibaren Umumi Hırsı Sıra Kurulu kararınca maske takmayan kişilere 900 TL idare para cezası kesileceği ilçe jandarma komutanlığı tarafından önemli duyurulur. Vallahi yayın acayip bir yayın oldu. Bakalım inşallah. Siz kıymetli misafirleriniz, Cemilik Sarsala plajımıza ayak izlerinizden başka bir şey lütfen bırakmayınız. Burada her anlayışınız için teşekkür eder. İyi tatiller dileriz. Her plajda çok güzel bir uyarı var arkadaşlar. Bize hatıra olarak sadece ayak izinizi bırakın diye. Gerçekten çöp bırakılmaması, doğanın kirletilmemesi çok önemli. Burası çünkü o kadar güzel ki arkadaşlar, korunması gerekiyor. Yoksa ileride böyle gezip görebileceğimiz yerler Türkiye'de kalmayacak. Yurt dışına gitmek zorunda kalacağız ki TL'nin durumu ortada. Yurt dışında böyle bir tatil yapmamız mümkün değil. Kusura bakmayın. Yani anons da biraz yayını paralize etti. Toparlayacak olursam arkadaşlar, yani yönetim bir şeyleri eksik yapıyorsa, yönetimin zayıf kaldığı yönler varsa, gazeteciler bunları kapatmayı değil de bunları anlatıp bunları çözmeye çalışmalı. Bunları eleştirmeli diye düşünüyorum. Kendi adıma ben bu transferlerin gecikiyor olmasını Galatasaray için son derece zararlı, son derece sıkıntılı görüyorum. Ve bu noktada yapıcı bir şekilde bakın. Amacım üzüm yemek, bağcıya dönmek değil. Yapıcı bir şekilde eleştiriyorum. Kendi adıma bunu da ilave etmek isterim. Orta saha transferleri çok gecikti. Bunun bedeli Galatasaray'a maddi manevi çok ağır olabilir diyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Yayının başında hatırlattığım gibi videonun altına soru görüş eleştirilerinizi aktarırsanız çok mutlu olurum. Yine videoları like ederseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Katıl butonum aktif oldu. Yaptığım işi beğeniyorsanız, bana destek olmak istiyorsanız katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Artı destek olan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah şu tatil bittikten sonra katıl butonundan bana destek olan arkadaşlarıma, dostlarıma da güzel jestler yapmayı planlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.